Aslında şey, hayatta hiçbir zaman böyle şunun gibi olmalıyım dediğim, ya birilerine örnek almadım çok fazla. Çünkü zaten o kadar çok kendim olmaya çalışıyorsun ki, yani kendim olmak için zaten o kadar ekstra bir mücadele veriyorum ki, bir de birini rol model alıp ona uğraşmak, o gömleği giymek zor bir şeydir herhalde. Sanırım bunu düşündüğüm için hiç kimseyi rol model almadım. En azından böyle tanımladığım biri yok. Belki de hani birilerine evet özenmişimdir ya da örnek almışımdır ama böyle tanımladığım biri yok. Kendimi geliştirdiğim zaman kendimi o kadınlığım yavaş yavaş kokuları üzerime sindikçe, tabii ki Beyaz Perde'de oynayan sanatçılar da Türkan Şoray, Filiz Akın, Fatma Girik. Ondan daha eski benim devrimde de çok güzel aktrislerimiz vardı. Onlar da tabii ki hayranlıkla izlerdim. Çok severdim. Anneme babamı örnek aldığımı söylüyor ama Blue Çağı'ndan da önce işte kimdir rol modelim bilmiyorum. Dedem olabilir sanırım. Babamın babası olabilir. Çok sakin, çok efendi bir adamdı. Yani adam öldüğü zaman ben 16 yaşındaydım. Kimseyi incitmedi dedi herkes. Yani çok çok büyük bir şey. Keşke benim hakkımda da böyle bahsedilebilse ama bahsedilmeyeceğini biliyorum maalesef. Bunu düşünmedim yani, çünkü ne olursa olsun herkesten bir şey alıyorsunuz. Yani mesela benim kafamda her zaman için şöyle bir imaj vardır, yani bu Cornetto reklamlarındaki böyle plajda yürüyen adam vardır ya mesela. Hani o benim için bir imajdır ve hani o imaja yaklaşsam hoşnut olurum gibi bir şey. Yani sonuçta gördüğünüz bütün erkekliklerden bir şeyler alıyorsunuz. Daha önce birkaç erkek arkadaşım da oldu. Mutlaka onlardan da bir şeyler aldım. Hatta muhtemelen onlarla o yüzden çıktım falan yani hani. Kendime Blue Çağı'nda rol modeli seçtim mi onu hatırlayamıyorum işin gerçeği. Ama bir Ajda Pekkan'ı çok seviyordum. Hala benim idolüm bir kadın. Bir Billur Kalkavan. İdolüm. Yani ne bileyim, o insanlar gibi olmayı hep özendim. Özendim değil de onlar gibi olmayı istedim. Özenmiş olsaydım şimdi belki onlar gibi olabilir, başarabilirdim bir şey. Fakat onlar gibi olmak benim idealimdi. İdolümdü o ikisi de. Blue Çağı'nda rol modellerim daha çok Zeki Müren ve Bülent Ersoy olmuştur. Yani hani baktığımda kendimle özleştirebildiğim. Ama çok da fazla onları rol almadım. Hani kendimi bulmaya, kendimi tanımaya, bu kimliği anlamaya çalıştım. Chicago Bulls'ta Dennis Rodman diye bir tane basketbolcu vardı. Hem çok tutuyordu yani, hem de böyle büyüyünce bayağı Dennis Rodman olmak istiyordum. Sonracığıma bir tane okulda resim öğretmenim vardı. Onunla böyle bir sürü bir şey yapıyorduk. O da tutardı bayağı. Zaten onu sonra ona acaba ben bu kadına aşık mıydım diye sonradan da düşündüm. Ay valla hani rol modelim kimdi? Aslında Bülent Ersoy diyebilirim. Şöyle, Zeki Müren ve Bülent Ersoy'u gördüğüm dönemlerde şey vardı. İşte bir sarsıldığım bir dönem vardı. Ama hiçbir zaman Bülent Ersoy gibi olmak istemedim tabii ki. Bu ayrı bir şey. Hani rol model için neyi kapsıyor bilmiyorum ama hiçbir zaman o kadına karşı küfür o kadın gibi olmamı daha çok tetikliyordu. Çünkü hani ailemin içerisinde de, sokakta da, arkadaşlarım da hani Bülent Ersoy'a karşı böyle kışkırtıcı cümleler kullandığında ben daha çok hani ben buyum ve bana küfür ediliyor gibi geliyordu. Neden hani bana küfür ediyorlar dediğim yerde şey hani ya aslında ben hayatımda da şöyle bir şey de yaptım belki de. Yani orada o şiddeti görüp ve ben kendimi orada kabullendiğim yerde birçok rol model seçtim kendime. Hani pazara giden kadın, işte bulaşık yıkayan kadın, kocasına hizmet eden kadın. İlk önce kadın algısını oturtturdu çünkü bu toplum bana orada yaşadığım yerde. Kadın nasıl olunuru göstermeye çalıştı. İşe giden kadın. Sonra bir dakika hani burada bir terslik var demeye başladım. Nasıl bir kadınlık ve bu kadınlık böyle mi olması gerekiyor? Çok eziyet verici demeye başladım. Ben böyle bir kadınlık istemiyorum hayatımda demeye başladım. Sonra da kendi kadınlığımı doğurmaya karar verdim. Ben hep kibariyim, yani ya rol modelim derken şey olarak değil, fiziki olarak değil, kibariyi çok severdim. Mesela
Onun gibi böyle hep şarkı söylerdim. Hep bu kendi blue çağımda hep şarkıcı, sanatçı olmak isterdim. Hayatımda hep şarkıcılık vardı. Onu ve kendime örnek alırdım. Kibariye'yi çok örnek alırdım. Böyle sesi daha bergene, Kibariye'yi, sesi böyle daha böyle pavyon vari gelen kişilere, hayatı böyle okumuş kişilere, böyle o sigara dumanını yutmuş kişilere, böyle hayatın çillesini yemiş böyle sanatçı kadınlar hep kendime örnek alırdım. Blue çağında. Yani hiçbir erkeğe örnek almadım. Yani İbrahim Tatlıses'i almadım. Bülent Ersoy'u hiç almadım. Hiç almadım. Almadan veren bir Allah değil mi? Giden gençliğime günah değil mi? Senden bana, bana kalan bir ah değil mi? Ömrümü verdim de ne oldu sanki? Ömrümü verdim de ne oldu sanki? Blue çağımdan rol modellerim. Ben de blue çağında olduğum için herhalde çok ciddi rol modellerim yoktu. Yani Madonna veya ne bileyim işte. Bir sürü yani tarzını beğendiğim ya da işte sesini sevdiğim ya da zekasını sevdiğim insanlardan herkesten birer parça vardı herhalde kendi oluşumu esnasında aldığım. Ama işte kişisel gelişiminde büyüdükçe, geliştikçe veya entelektüelleştikçe falan bu sefer biraz daha dış görüntüsünden veya özel yeteneklerinden ziyade biraz daha zekai şeylere bakıyor insan herhalde. Son 10 yıldır Emma Goldman herhalde idolüm. Son gelişkin çağımdaki idollerimden biri Emma Goldman. Biri. Bir sürü var çünkü. Ya benim bu hayatta çok rol modelim olmadı aslında ama çocukluğumda hep şey. Çünkü benim çocukluğum tam Zeki Müren'in ve Bülent Ersoy'un gençlik dönemine geliyordu. Ve şey, ben Ankara'da doğduğum büyüdüğüm için şanslıydım yaşıma göre. Hani televizyon ilk çıktığında bizim eve televizyon girmişti. Ve şey, hani Bülent Ersoy'la Zeki Müren'i gördükçe kendimden de bir şeyler olduğunu fark etmiştim ona. Rol modelim almamıştım ama şöyle bir şey olmuştu. Ben lise 1'e kadar başka bir LGBT bireyle karşılaşıncaya kadar lise 1'de karşılaştım. Lise 1'e kadar hep şey şimdi saklamam gerekiyor ama açıklayacağım diye düşünüyordum. Çünkü şey sanatçı bir Zeki Müren var, bir Bülent Ersoy var. Kendim işte peygamber gibi falan zannediyordum. Çünkü dünyada 3 tane hani aklım şeye dünyaya, Türkiye sınırlarına ermiyordu. Hani sadece Zeki Müren, Bülent Ersoy Türkiye'de var diye düşünmüyordum ben. Hani dünyada 2 tane var diye düşünüyordum. Ben de onlardan bir benzerliğim var. Hani ben de dünyada 3.'yüm. Herhalde şey hani böyle alkışlayacaklar falan, peygamber falan olacağım, sanatçı olacağım falan diye düşünüyordum. Benim hem saklayarak ama hiç korkarak geçirmedim ben. Hep utanarak falan da geçirmedim. Hep şey sabret, bir gün sanatçı olacaksın diye düşünmüştüm. Ta ki lise 1'de Gençlik Parkı'nda Ankara'da LGBT bireyleri görene kadar 3 gün evden çıkmadığımı hatırlıyorum. Çünkü şey ağlamıştım. Acaba çok varmış, ben sanatçı olmayacağım diye ağladım. Anne. Cidden annemdi. Annemdi. Yengelerimdi. En yakınımdaki kadınlardı aslında. Ama hiç şey değildi mesela, hani o televizyon vardı köyde, biliyordum Türkan Şoray'ı da, ne bileyim hani o artistleri o dönemki, hiçbiri değildi. En yakındaki kadındı her zaman ve hep annemdi benim rol modelim. Çünkü benim annem çok güzel bir kadındı. Aslında ben şey, hani böyle televizyonla vesaireyle çok haşır neşir bir çocuk değildim. Hani hep aslında hep annemi örnek alırdım. Böyle işte kız kardeşim çıkıp dışarıda futbol oynarken ben annemin dibinde gezer. İşte misafirler geldiğinde çay verirdim. Anneme yardım ederdim. Hatta şey komşularımız şey diyordu anneme. Bir şey söyleyeceğiz de yanlış anlama sakın Ayşe Hanım. İşte sen sanki bunları ters doğurmuşsun. Hani kızın dışarıda futbol oynuyor. İşte oğlum burada gelmiş çay kahve servisi yapıyor bize derdi. Ben hep annemin anneannemin eteğinin dibinde gezerdim. Böyle hani eteklerine nereye giderlerse onlarla beraber. Hani beş dedin mi evin içine girerdim böyle. Hep annem yani
annem gibi olayım böyle. Annem bile biraz otoriterdir evde. Hani annem böyle bu olacak dediği zaman o olur. O yüzden ben hep annemi örnek almışımdır. Ay orası çok karışık bir çağda. Yani evet, karma karışık. Rol modellerim aslında herhalde bilmiyorum ki karma karışıktı böyle. Çok sinema üzerinden var, işte tiyatro üzerinden var. O dönemlerde bir kadın vardı, Samantha Fox. Hiç uzun böyle kocaman memeleri olan bir kadındı, dev gibi. Hep onun gibi olmak isterdim filan. Hani öyle kaldı.